İslamlayan ayakkabılar vardı, doğru. Leke tutmayan kumaş. Ne yaptı? Leke tutmayan kumaş. Leke tutmayan kumaş, evet. Kendi kendini temizliyordu, değil mi? Leke tutmayan cam, suyu zekliyor. Şey yapmayan, buğulanmayan, değil mi? Buğulanmayan cam. Nilüfer çiçeği demiş ya. Evet, nilüfer çiçeğinden esinlenerek yapmışlardı, değil mi? Nilüfer çiçeğinin yüzeyi nasıl bir şey olabilir sizce? Kaygan. Kaygan, başka? Parlak mı gözüküyor? Parlak ve pürüzsüz. Parlak ve pürüzsüz. Başka nedir parlak ve pürüzsüz olan şey? Şey mesela metaller mi öyle? Başka? Bazı metaller değil mi? Parlak ve pürüzsüz. Bazı cam olabilir. Evet. Evet. Ama cam gene de mesela nilüfer çiçeği gibi davranmıyor değil mi? Ne oluyor? Su öyle durmuyor üzerinde. Demek ki arasında bir fark var. Aslında biz hani pürüzsüz diye düşünüyoruz ama yüzeyle aslında pürüzsüzle nilüfer çiçeği. Öyle değil mi? Ama nasıllar onlar? Hangi boyuttalar o pürtükleri? O kadar küçük ki, o kadar küçük ki toz zerreleri içine giriyor. Su damlaları içine sızıyor. Onun içine neresinde kalıyor? Dış tarafında kalıyor. Başka bir şey seyredebiliriz mi? İzleyebiliriz mi? Peki, şeyi düşünün. Mesela nanoboyu da ilgilenebiliyorsunuz o zaman. Evet, söylediniz. En küçüğe doğru gidiyordu, değil mi? Neresidir en küçük acaba? 10-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 10
duymuşsunuzdur. 9. sınıfta vardı sanırım onlar. Fizikte de var. Mikrometre var. Başka? Nanometre var. Bir küçüğü daha vardı. Pikometre vardı değil mi? Öyle garip bir isim var işte. Pikometre var. Bir de yukarıya doğru çıkıyorduk. Daha küçükleri de var. Ama bizim o yapıya ulaşacağımız uzunluk neresindeymiş? 10 üzeri eksi 9. Peki siz kaç nanometre boyundasınız desem söyleyebilir misiniz? Ölçmek ister misiniz? Evet. Bir de ölçelim söyleyelim o zaman. Şurada kimin ölçülmek ister? Ama lütfen kalkıp kendiniz yardım edin arkadaşınıza. Şurada başka bir tane de buraya masanın boyunu ölçtük, oturmayacağınızı bilin yani. Şunları kalkıp alın. Şuraya bir ölçülsen de yani. Thank you.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç oluyor? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 210 bin. Doğru ya. Doğru ya. Sıkıntı sayı doğru mu? Şuradan itibaren sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, şunun boyunu arkadaşınız size, şurasını arkadaşınız size okumak istiyorum. Soruyorum, diyorum ki, neydi bunun adı? Şu kağıt döküman var ya, dökümanın neydi? Ne kadar? 210 milyar. Bir yüksek sesle söyle. 210 milyar. 210 milyar, ne? Biriminizle söyler misin? Nanometre. 210 milyar nanometre. Bir metrenin, bir nanometrenin ne kadar küçük bir şey olduğunu hissedebildiniz mi? Boy olarak ben çıkıyorsun şimdi, 90 ile 0 koyarsan, 1,7. 210 milyar da bir 0 daha eklersen, ne olur? Kaç ediyor? 1,000. İşte, bu gerekler varsa okusun. Söyle. Var mı bir tane? Tamam, o kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi şeyleri okurken yalnız mesela 1,6 çarpı 10 üzeri 9 demek yeterli değil mi? Sonra ikisini söylemeyecek o. 1,6 çarpı 10 üzeri 9. Şu kardeş ne kadarmış? 2,1 çarpı 10 üzeri 8 nanometre boyutunda. Defterin şurası. 210 milyar nanometre boyutundan. İşte bu kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar küçük bir şey, o şey var ya. Neydi? Bizim slaytımız. Temizleyen, kendi temizleyen boyalarla falan olur. Efendim? Boyun sanda var. Giyimlerde var değil mi? Ondan sonra ıslanmayan, kirlenmeyen bir sürü şey yapıyorlar. Bir de yüzey özelliklerini değiştiriyorlar. Bir de mesela bir madde esnek. Tamam, esnek ama çok kırılgan. Biz kırılgan bir şey olmasını istemiyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Adamlar oturuyorlar, orada atom yerleştiriyorlar. Ya da bir bütün alıyorlar, onun içinden minik minik parçaları seçerek çıkartıyorlar. Ve onu kırılganlıktan uzaklaştıran bir malzeme olmasını sağlıyorlar. Tamam. Mesela bilgisayarlarda ne kullanılıyor? Yarı iletkenler. Nedir yarı iletkenler? Silisyum. Silikon var ya, silikon parçası var değil mi? Silisyum. Silisyumun bir özelliği bitti. Mikro işlemciler artık ne yapmaya başladı? Durdu, ilerlemiyor. Ne yapacak? Ya malzeme bulacak ya da malzemenin daha çok hafızasını hakkında küçük bir şey yapması lazım. Onu yapmak için yine nanoteknolojik yöntemler kullanılıyor. Biz neyi anlamalıyız? Nano boyut nedir diye. Nano boyutu anlamak diye başladık dersimize. Aslında bu nano boyutu anlarken bunun içerisindeki nano teknolojinin içerisindeki sistemleri kullanılırken kullanılan fizik, kimya, biyoloji bilgilerimizi öğrenmek ve kalıcı kılmak adına yaşamış bir çalışma. Tamam. Mesela nano boyutu anlamak. Nano boyutu anladığınızdaki öğrenci kılavuzlarımız var. Öğrenci kılavuzlarına şu şeye bir gelelim. Şu öğrenci kılavuzlarına geldiğimizde bakın deney odasına girdik. Şu Türk bayrağı var ya. Türk bayrağına tıklar yaptığınızda Türkçe olarak açılıyor. Çünkü şu başka İngilizce açılıyor arkadaşlar. Sayfalar. Daha sonra o hangisiydi? Nanokristal. Baktığımızda dökümanların içerisinde gördünüz mü? Öğrenci kılavuzu var. Öğretmen kılavuzu var. Tabii dersi işlemek isteyen öğretmenlerimiz için bu. Öğrenci kılavuzunu siz alıp mesela bir tane örneği önünüzde durmakta. Ondan sonra içinde simülasyonlar var. İçerisinde deney videolarımız var. İçerisinde bu derslerin içerisinde biraz sonra yapacağımız bir takım etkinlikler var. Bu etkinliklerle kalıcı bir şekilde senin öğrenmeniz için tasarlanmış bir çalışma. Tamam. Şimdi buradan baktığımızda bu nano boyutu biraz küçültelim mi şimdi ondan? Şimdi. Tamam. Atom insandan başlayalım. Yaklaştıralım. Görüyor musunuz? Gitgide yaklaşıyor. Kaç? Bakın 10 üzeri eksi 1.4 boyutunda. Devam. 10 üzeri eksi 1 bölü. 10 üzeri eksi 3. Karıncalar var. Toz zerreleri var. İnsan yumurtası var. Çıplak gözle görülen en küçük
şey var, deri hücrelerimiz var. Ondan sonra kırmızı kan hücresi var, beyaz kan hücresi vardı. Kırmızı ışığın dalga boyu, yaklaştığımızda en büyük virüs. Sonra bir dakika, optik mikroskopla görünebilir en küçük şey. Devam edelim. Sonra transistör kapısı, DNA. Devam. İşte burada. Bu mesela şu bakibol. Bakibol dediğimiz şey şu. Gördünüz mü sağ tarafta? Boyut kaç boyutundaymış? 10 üzeri eksi 9 boyutuna geldik. Yani kaç nanometre? Demiştik ya. Kaçtı boyut? 1.7 çarpı 10 üzeri artı 9. O büyük ya çünkü. Bu ne? Eksi 9 olacak. Tamam mı? Bu da 1 metre. Demin atarken arkadaşınızın kafasına gelecek. O kadar basit. Bu. Mesela elinizde hafif sıkın. Nasıl bir şey? Hı? Başka nerede? Hemen vermiştim. Nasıl bir şeyse ön tarafa da verin sonra kendiniz baktıktan sonra. Neden oluşmuş bu? Karbon atomu. Kaç tane karbon atomu? 60 tane karbon atomu. Dünyanın en sıkı yapılarından bir tanesine ulaşmış adamlar. Böyle de devam ettiğimizde bakibol, yukarıdaki karbondan atıyor. Hani stent olarak kullanılıyor dedim ya, o. Ondan sonra uzay asansörleri falan yapıyor bir tanesi. Karbon atıyor. O kadar hiç gözle görülemeyecek kadar küçük. Ancak elektron mikroskopuyla görünüyor ama çok sağlam. Böyle bir şey hayal edin. Ve bildiğiniz laboratuvar koşullarında üretilen malzemeler bunların hepsi. Hepsi karbondan yapılmış ama karbon nanotüplerin davranışı farklı, bakibolun davranışı farklı. Karbon nanotüpler nasıl esnek ama bakibol nasıl sert bir yapım. Böyle bir boyutta bir karbonu alıp da böyle ellerseniz mesela kırılır. Ama bunu şöyle yaptığınızda mukavemetinin ne kadar yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi bunu geçelim. Şu şeye gelelim mi sayfamıza tekrardan? Ana sayfası. Burada öğrenci kılavuzuna da baktık. Mesela aşağıda ölçek değerlendirmelerimiz de var. Onunla ilgili de yapabilirsiniz. Bakın bir şeyleri bu bilgilerimizi daha çok geliştirmek isterseniz kullanabilirsiniz. Mesela bu nanokristal imalatına geldiğimizde elimizde olan şeyler. Burada adamlar ta bunu orta çağdan beri kullanıyorlarmış, biliyor musunuz? Vitray çalışmaları da. Tabii bunu kullanıyorlar ama, tabii sen başkasın. Bunu kullanıyorlar ama şey yok, nedeni bilgileri yok. Halbuki bunun özelliği ne biliyor musunuz? İçinde çok küçük şeyler var, nanoparçacıklar var. Ve nanoparçacık kristal. Kristalin boyutu büyüdükçe neyse değişiyor, çözer. Bakın neyle değişmiş. Şu sol tarafta şeyle, kağıda göre sabit tarafta gördünüz mü? Rengi değişiyor. Bunu buradan nereye geliyoruz? Bunun özellikleri renginin değişmesine sebep olmuş. Sonra devam edelim. Bir sayfa daha sonra geçeceğiz. Ondan sonra nanokristal malzemeler nerelerde kullanıldığına dair, hangi yaklaşımları kullanıldığına dair bilgilerimiz var. Şey açabilir miyiz? Böyle kantorumuzun açabilir miyiz? Evet, oldu. Son sayfaya doğru geleceğiz sadece. Daha iyi bir başlıyor. O nanoboyut. Açsa şimdi gösteririz. Şu diyor ya hani küçükten büyüğü, büyükten küçüğe yaklaşımları kullanılarak. Adamlar gerçekten atom ve atom aynı bir yazısı var. Aynı bir yazmış. Adam ne yazmış biliyor musunuz? Sekson atomlarıyla yazmış ve onları nasıl diyoruz? Atom atom yerleştirmiş. Tam hatırlamıyorum sayısını ama sanırım böyle 300 tane atomu yerleştire yerleştire IBM gösteriyor. Tamam mı? Tabii bunun bir katkısı farkı yok. IBM'in görevi gösterisi. Hani şey için, bak ben atom atom yerleştirip bunu yazıp bir resmini çekebiliyorum. Tabii büyük bir şey bu. Ondan sonra bir de bir metal yüzey üzerinden atomları teker 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 kaldırarak var. Öğrenci açılmış orada da. Ha, sona doğru. Birazcık daha. Tamam, yukarıdaydı. Evet. Mesela bakın şu IBM'in yazısı. Ondan sonra nereden? Aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla. Sağ taraftaki ise bir tane şey, bal kabağı yapmış.
yapısı oluşturmuşlar. Büyükten küçüğe doğru gitmişler yani. Bütünden daha aza doğru giderek yapmışlar adamlar. Yani bu neyi sağlar? Yüzey kusurlarını düzeltmeyi, mükemmel mesela şey, ses ileten cihazlar yapmayı, görüntü veren cihazlar yapmayı sağlayacak. Peki, bunu yapıyoruz da acaba biz nano kristalleri bunlarla nasıl bağlayabiliriz? Mesela çayımızı içiyoruz değil mi? İçine şekerimizi, şekerleştiğimizi kabul edelim. Şeker düşmanları içmeyi görüyorlar ama. Ve atladığınızda ne görüyorsunuz? Hızlı hızlı hep çözülüyor. Evet, çözülüyor. Nasıl, ne oluyor çözülmesinin nedeni nedir? Erimesi. Eriyince görüyor musunuz şekeri? Hayır. Neden görüyoruz? Eriyince. Karıştırdığımız için kayboluyor. Çünkü kayboluyor. Siz görebilir mi, göremediğinize göre kimse mi görebilir? Biz mi görebiliyoruz sadece? Evet. Elektron mikroskopuyla baksak görür müyüz? Belki de optik mikroskopla da baksak görürüz. İlla ki elektron mikroskopuyla bakmamıza gerek yok değil mi? Ama en küçük boyutuna kadar çözüldüğünde neyle bakmalıyız geçtiğimiz slide'a göre? Elektron mikroskopuyla. Çünkü hangi boyuta gelmişti? Ondan sonra sezyum atomu falan çıkacak, su molekülü çıkacak. Hatta su molekülünü adam şeye benzetmişti. Bunu nereye benzetiyorsunuz? Fare. Etrafında da şeyler görüyor ya. H2O. O'lar. Değil mi? Su. Ondan sonra bunu görüyoruz. Peki bu kristal yapısıyla ilgili bakalım nasıl bir çalışma yaparak anlayabiliriz? Bunu tekrar döndüğünde şekil görmek için ne yaparız? Soğuturuz diye. Donutmaya mı? Hayır, değil mi? Evet. Şöyle soğuturuz. Soğuttuğunuzda eğer donmuş çözeltirse ne olur? Donmuş çözeltirse göremeyiz değil mi? Göremeyiz. Yani. Göremeyiz. Çok görecek kadar çökelme olmaz herhalde değil mi? Şey yaptığımızda ne yaparız? Çökelmeyi görürüz. Bakalım bunu başka hangi yöntemle yapabiliriz? Buradaydı. Bir videomuz var. Bu videomuzda şöyle bir şey var. Mesela böyle videolarınızı seyredebilirsiniz burada. Uzun uzun anlatıyor işte. Biz bunu kaynatıyoruz etanolü. Kaynattıktan sonra içine çinko asetat atıyoruz. Çinko asetatın özelliği nedir sizce? Demin bir şeyden örnek vermiştim. Şeker neydi? Nasıl? Kristal mi? Kristal mi? Başka kristal bu da kristal. Çinko asetat. Başka var mı? Tuz. Evet, tuz da kristal. Ondan sonra peki biz bu çinko asetatı şeyin içine attık, etanolün içine attık. Böyle bir içi bulanık diye yapıyoruz. Sonra berraklaşır, kaynaklaşacak. Neden? Neden kaynaklaşınca berraklaşır? Hadi hadi hadi. Bir yerde hızlıca söyleyeyim. Neden berraklaşır sizce? Dibe çökmüyor, eriyor, eriyor. Neden berraklaşır? Çözülüyor. Kristalleri ayrılıyor. Artık kristalleri görebiliyor, iyonları ayrılıyor. Görebiliyor muyuz iyonları? Görebiliyoruz. Göremediğimiz için de nasıl görüyoruz o şeyi? Berraklaşmış olarak görüyoruz. Bulanıklaştığında ne olmuş mu? İlk erimeye başladığında. Bizim görebildiğimiz büyüklükteydi. Onun için de bulanık olarak görmüş. Peki bunun altındaki, şimdi şeye bakalım. Neydi onun adı? Simülasyon var ya. Simülasyon. Mesela bazı simülasyonlarımız var. Bu simülasyon sizler şanslı grupsunuz. Hızlı hızlı gitmeye başardınız siz de. Diğerinde bir bağlantı kopukluğu falan olmuş. Mesela bu. Bunları yapıp tıklayarak birinci zinc asetat üstüne tıklayalım. Evet. Şu anda takıldı. Çok başka, çok fazla tıklayınca da gidiyor. Birazdan gelir kendine. Şeyin üstüne teker teker tıklıyorsunuz onları. Mesela diyor ki adam, şimdi diyor bir miktar çinko alıyor. Şu anda diyor şeyi ısıtıcıya ısıtmaya başlıyor. Bu aşamalara bakar. Sonra bunun içerisindeki... Şuna bakayım. O da mı orada? Bu bakayım. Çalışıyor mu? Evet, çok çalışıyor. Bir önceki yoktu. Ha, tamam, oldu. Bunun videosunu da tamam. Çözelmesi. Mesela burada kaynamaya başlıyor. Bir sonraki. Burada da kristal oluşumunu anlatan şeyimiz var. Bunu izleyelim bari.
Bu çözelmiş şeyler neydi? Çünkü asetat iyonlarına ayrılmış. Tıklayalım şimdi. Ve ne yapmış oluyoruz? Sıcaklığı azaltıyoruz. Sıcaklığı azalttığımızda da iyonlar tekrar birleşerek neyi oluşturuyorlar? Molekülleri oluşturuyorlar. Ve sonra ne oluyor? Topaklanma meydana geliyor ve en sonunda da biz onu görecek vaziyette geliyoruz. Tamam. Kristalin boyutu kaç boyutunda olabilir? Bir daha sor. Ha, sorun. 10 üzeri eksi 9. Ya da onun 100 katı daha büyük olabilir. Yani 1 nanometre ya da 100 nanometre arasında oluyor kristallerin boyutları. Şimdi hızlıca çalışmaya hazırsınız, değil mi? Şöyle bir şey yapacağız. Şunları kaldırırsınız. Şekilleri vardır, tamam mı? Nasıl oluyorlardı? Mesela şöyle, düzgün değil mi? Düzgün yapılar değil midir kristaller? Tuz kristalinin şekline hiç baktınız mı? Şöyledir. Şuralarında mesela ve şurasında enteresandır. Yani bu kadar düzenli bir yapı, tamam mı? Yanına bir sürü bunlardan yan yana gelmiş ve kristali oluşturmuş. Şimdi atomik elektron mikroskobuyla baktığımızda şöyle görürüz. Eğer bakın bu açıdan bakarsanız ya bunu ya da başka bir açıdan bakarsanız şu yüzeyleri görebilirsiniz. Adamlar başka bir yüzeyi görmemize izin vermezler. Yani ya şöyle şu üstten bahsediyorum bunları görebiliriz ya da şuradan baktığımızda bunları görebiliriz ve şöyle görünür bize. Şöyle yan yana duruyorlar ya ya da şöyle gözükür. Tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Bunların altının şöyle olduğunu üç boyutlu olarak yaptığımızda. Şöyle. Ve bunların bu şekilde birleştiğini görebiliyor muyuz? Şöyle. Tamam mı? Üst üste birleşmiş. Biz sadece şu üst yüzeyi aldığımızda bu kürdanlar bizim atomlarımızı birleştiren doğrultular. Atomlarımızı birleştiren üst tarafta. Tamam mı? O zaman bunlar nasıl olacaklar koyduğumuzda? Aralarında eşit tam kareyi tamamlayacak kadar uzaklık olması gerekmez mi? Tamam mı? Şöyle düşünelim. Bunlar şöyle yerleşiyor. Bakmış, gözlemlemişler. Birinci bunu koyduk diyelim. Tamam. Bunları dikkatlice dinleyin burasını. Sonra öbürünü yerleştiriyoruz. Öbürleri şöyle yerleşiyor. Bunun sırası önemli değil. Şu anda mavilerin sırası önemli değil. Şöyle, şöyle, şöyle. Buradan da başlayabilir. Böyle, böyle, böyle de gidebilir. Tamam mı? Bunlar ikinciler. Aynı anda tak diye oraya yerleşiyor adamlar. Sonra diğerlerine bakalım. Onlar da şöyle. Bunlar da üçüncüler. Dördüncüler nasıl olacaktır? Hayal edebiliyor musunuz? Böyle, 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 böyle. Tamam mı? Şimdi yalnız şöyle bir şey yapalım. Demin şöyle yapalım. Bunu siz her birinizin önünde bir tane değer var, tamam mı? Bu da bizim şeylerimiz, neydi onun adı? Uçlarında neler var bunların? Atomlar var, değil mi? Böylece kristal yapıyı daha oluşturmamışlar, oluşturacaklar. Erittim ben bunu. Eritince böyle bir şey durmaz mı çözeltici içinde? Tamam mı?
Böyle. Şimdi siz bana diyorsunuz ki, ben diyorsunuz, hocam diyorsunuz, soğutmaya bıraktık ve bu kristal yapılar oluşmaya başladı. Yapın diyorsunuz, ben de yapmaya başlıyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Bir, değil mi? İkinci hamle. Bir, iki, üç. Üçüncü hamle. Bir, en yakını olan düzeliyor tabii ki. Demek ki daha karışık olmak lazım, farkında mısınız? Daha böyle şey şey. Sonra öbür hamleyi yapıyorum. Bayağı tipsiz oldular. Benimki kristal oldu mu sizce? Düzenli olmayınca ne olur? Düzenli olmayınca ne yapalım? Amorf yapalım. Nedir amorf yapı? Cam mesela. Cam değil mi? Amorf yapılır. Başka ne amorftur? Tuz kristal değil mi şimdi? Evet ama cam kristal değildir. Tamam. Amorf yapılır. Böyle tabii şey yetmedi, bunun altında da devam ediyoruz. Tamam. Şimdi herkese 20 tane mi? Çok hızlı bir şekilde. Ben böyle düzenli düzenli yaptım ama uzun sürede yaptım tabii ki. Herkes çözeltisine karıştırsın. Karıştırın. Çözelti görmek istiyorum. Hızlı. Evet, çok güzel oldu. Dağıtın. Evet. Heh. Şimdi saatimizi bir tane de şey... Kronometremiz var mı? Tabii benim galiba 20'den fazla. Telefonunuz var mı kronometre bir telefonu olan yanında? Basacağım ben. Ama tam açman lazım. Vardır bence. Bu kadar şey koymuşlar herhalde onu da koymuşlardı. Anlatmış olabilirler. Uygulamalarda indirmemiş. Yok mu? Bir baksanıza, hadi çabuk olun. Yoksa ben sayacağım, daha kötü ha. Sonuna doğru hızlanabiliyorum, zaman hızlı hızlı çalışıyor bende. Size süre vereceğim ve o süre zarfında 20 taneyi dizeceksiniz. Duydunuz mu? Sakın yavaş olmayın, çünkü sistem size emrediyor. Diyor ki, ben diyor bilimsel bir gerçeğim diyor, 20 saniyede diyor, soğutacaksınız beni diyor. Soğuttuğunuzda da şeylerle soğutacaksınız. Başlattıracağım. Tamam, bulduk. Çok güzel. Hazır mısınız? 10 saniye süre verin. Sekizini karışmamış şimdi. Elime şurada. Bakayım, elimi yan var mı başka? Çok güzel. Oldu. Benim de şöyle alayım. Hazır mısınız? 10 saniyeniz var. 20 tane. Elinizi çabuk tutun. Bence kollarınızı bana şöyle hazırlayın. Öyle dolup durmakla yetiştiremezsiniz bu işi. Hızlı olacaksınız. 20 saniyede 20 saniye mi dedin? 10 saniye. 10 saniye dedin. Tamam mı? 3, 2, 1 diyeceğim başlayacaksınız. 3, 2, 1. Başla. Çok az kaldı. Hızlanın, hızlanın. Bitmek üzere süre. Oyun dışı kalacaksınız. Bitti. Bırakın. Al işte. Böyle tutarsan da böyle... Arkadaşım çözeltisi tek taraftan toplanmış. Bakayım. Güzel. Bak. İyi. Hiç düzgün yapamıştırmayı başardınız mı? Nasıl bu yapı? Karışık bozuk. Benim bozuk yapının bir adını vermiştik. Neydi? Amorf. Sizin her şey amorf oldu. Öyle değil mi? Nasıl soğuma yaptınız? Hızlı soğuma. 10 saniyede bitirdiniz. Onun için amorf meydana geldi. Nasıl başardın bu kadar düzgün yapabilmeyi? Sonradan düzelttiğine dair bir his oluştu içeride. Hocam yine yavaş yavaş hocam. Deneyelim mi? Tamam deniyoruz. Arkadaşınıza bakın. Biraz karıştı. Önce yapamıştık. Başarılı. Bak bana göstermeden yapıyor ki her yaptığımda onu sorayım. Görüyorsunuz değil mi? Hazır. Şimdi arkadaşınız yapıyor. Siz de yapacak mısınız? Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Hazır mısınız? Çözelti karışsın. Hayır, karışmayan çözelti istemiyorum. Dağıtın biraz böyle rastgele. Böyle sıvının içerisine karıştırdınız. İyonlarına ayrıldı. Her tarafa yayıldı. 3, 2, 1, başla. 2 saniye. 3 saniye. 4, 5. Çok az kaldı. Bitmek üzere. Hızlı 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 hızlı. 10. Hocam arkadaşın yaptığı her neyse ne kadar hızlı olursa olsun düzgün
kristal oluşturmaya niyetli. Demek ki 5 saniyede seninki amorf yapı olacak. Böyle yani. Bu kadar hızlı kristali hiç görmemiştim. Bravo. Bak şimdi hiç böyle bir kısmı düzgün, bir kısmı düzgün, bir kısmı da böyle biraz bir şey olmaz. Dağınık dağınık değil. Demin şurası çok iyiydi. Şimdi yeterli süre veriyorum. Yapın. İstediğiniz zaman araları onlar yani çok yakın öyle. Bir tane alıp koyun, bir tane alıp koyun. Şey olacak, kare gibi olacak. Niye alt alta düşüyorsunuz? Ben size dedim bir, sonra bir, iki, üç, sonra bir, iki, üç, dört, beş. Değil mi? Karışık olsun. Ne karışık olsun? Şöyle yaşayayım. Bir, buradan başlasın. Bir, iki, üç, neyle? Sonra 5 tane yedim. Ama mesela bu yanlış biliyorsun. Tam başlamadım. Beni gösteremiyor. İki, devam. Sonra gel buraya. Bak, aslında şunun hizasına koyacaktınız, gene koyamıyorsunuz. Devam et aşağıya doğru. Tamam mı? İşte gördüğünüz gibi, bakın burada da bir adacık oluştu. Bu kendi içerisinde bir kristal. Bu kendi içerisinde bir kristal. Bu malzeme birlikte olduğuna göre nasıl bir yapı? Polikristal. Bakın şu tahtada hepsinin yönelimi farklı. Tamam mı? Hepsinin tabaka tabaka gelmişler. Biz burada 10 kişi sığmaz buraya. 8 kişi yapsaydık ne olur? Nasıl ama olur? Bunların alanı nedir? Geniş, öbürleri daha da dar olacak değil mi? Dar olunca ne olacak işte? O zaman da nanokristal gelişecek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Daha küçük düzende ne yapacaklar? Yerleşecekler. Bunlardan 3 boyutlu yapı çıkacak karşımıza. Toplayalım. Çok güzel olmuş. Keşke çekseydik. Sana sağlık. Çok güzel olmuş. Tam bu şeyine uygun olmuş özellikle. Şimdi bunu kaplayalım hep birlikte. Hadi bakalım. Söyleyeceğim. Bazen kullanabiliyor bunlar. Kaç dakikamız kaldı? Hızlı olmaya çalışıyorum zamanımız var ya. Uçağa kadar. Şunu. Hocam yapayım mı? Hocam bir tane bence siz gösterin. Mustafa'nın ayağı şey geçti. Tamam. Şimdi bunu şöyle katlıyoruz. Ben göstereyim. Yani ben hangisi yapabiliyorsanız yapın. Şöyle. Yaptınız mı? Şu ilk şey kıvırdı. Sonra ikinci bomb kalıyor, üçüncü bomb kıvırıyor. Tamam mı? İkinci bomb kalıyor, üçüncüyü kıvırıyor. Evet, aynı tarafı. Sonra tekrar hemen yanındakini kıvırıyor. Tamam mı? Sonra ilk bomb kalıyor kıvırdıktan sonra. Çevirdiniz mi benimle? İlk bomb kalıyor, ikincisini bu sefer sağ yönünün tersi yönünde kılıyorum. Yanındakinin sağ yönünün tersi yönünde kılıyorum. Şuradan kopacak bir cisiyat oluştu. Sonra öbürü de sağ yönünün tersi yönünde
ozon bölümü şey yapsın. Nedir? Temsil edilir yukarıda. Ve bu yapının, bu yapı kaç boyutlu şu anda? 3 boyutlu. Bu karbonlar 2 boyutlu gözüküyor da aslında kaç boyutlu? 3 boyutlu. Birbirlerinin üstüne gelecek boşlukları dolduracak şekilde yaparlar. Ve bu bir atomun ancak bir bu birim hücrenin ancak %74'ü dolu olur. %100'ü dolu olur. Ne? Atom nasıl kabul edilir? Atomun yapısı nasıldır? Proton. E tamam, etrafında kim döner? Elektron bulutuyla dolanır, değil mi? Nasıl bir yapıya benzer o zaman? Hangi geometrik yapıya benzer? Küre. Küre olduğu için de küreler üst üste birikince bütün hacmi %100 doldurabilir mi? Boşluklar kadar dolduramaz. İşte onun sebebi en fazla doldurabileceğimiz neymiş? %74. Üstünde yazıyor zaten. Yüzey merkezli kübik yapı kullanılır. Arkadaşlar, sen yapmasın. Bunları da yan yana getirdiğimiz zaman seninkini de koyalım. İşte bu FCC yapı. Tamam mı? Bunlar da kimler? Bir araya gelmeye başlamış kristaller. Şurada da gelmişti ya, gördünüz ya. Bir araya gelmeye başlamış kristaller. Tamam mı? Bunlar da yan yana üst üste çoğalarak neyi oluştururlar? Çökelmeyi ve biz de bu çökelmeyi gözümüzle gözleyebiliriz. Ne zaman? Gözle görülebilir boyuta geldiğinde. Kaç da o boyu? Demin söylemiştim ki, yani kimin aklında kaldıysa kaç? Birimini söyleyin ama hiç birimsiz konuşmayın. Nedir birim? 10 üzeri eksi 1 ne? Nanometre, mikrometre, söyle. Milimetre. Değil mi? 0.1 milimetreden sonrasını ne yaptığımızı görüyoruz. Diğerlerini ise görüyoruz. Şunu çok hızlı, biliyorum çok kısa olduğu zaman vaktimiz yok. Zaten çok fazla vaktimizi aldı böyle.